ayın bir de tabii güzel bir konumuz da var. Hani hep siyaset konuştuk, onu konuştuk, bunu konuştuk. Biraz da güzel bir şey konuşalım artık. Aşk. Harika. Tamam. 23 Eylül'de 11 Kasım'a kadar Venüs Akrep Burcu'nda olacak. Venüs Akrep Burcu'nda en bihter halindedir. Yani en tutkulu, en ihtiraslı, biraz saplantılı ama böyle aşkı da iliklerine kadar doya doya Yaşar. Aa. yaşar. Şu an mesela Venüs Terazi döneminde tam şey zamanı, işte yemekler yeniyor, ilk Evet. buluşmalar yapılıyor, her şey minnoş, daha diplomatik. Şimdi daha tutku bölümünü görmeye başlayacağız. Tabii ki burada neler var? Venüs Akrep'te kıskançlık da var, Aa. sahiplenme de var. Doya Evet. doya aşık olunacak etkiler ama 23 Eylül'den 11 Kasım'a kadar hakikaten duygularımız çok yükselebilir. Yükselmek bazen güzeldir ama bazen de şu olabiliyor, çok yükseliyoruz. Tabii Bu ki. dönem ayrıca Venüs Akrep Burcu'nda sadece böyle mantık, evliliği, hadi yaşım geldi, yapayım, ilişki gibi bir etki değildir. Ten uyumu çok önemlidir bu evrede. O yüzden de gerçekten beğendiğimiz kişilere doğru bir çekim çalışır. Yani sırf aklını beğeniyorum, beynini beğeniyorum bu dönemde pek sökmez. Venüs Akrebi de şundan çok seviyorum. Tek aşk meşk de değil. Özellikle de tutkuyu temsil ettiği için bir işe çok tutku diyebilirsiniz. Aa, çok Bir hayat güzel. amacına, Aa, aşk çok güzel. gibi. Yani nasıl astroloji işte benim için aşk gibi. Herkesin var ya o içinde yanan bir Evet, şey. evet. İşte o şeyi kavuşmak istiyorsanız eğitim mi Harika. alacaksınız? Çok İşinizi mi güzel. kuracaksınız? Aşkınıza koşun. Gözlerindeki parıltıyı gördüm ben yani senin şu an. İşte bu güzel bir şey. Evet. Venüs sevmek demek ve tek insan değil aslında. Her şeyle ilgili, sevgi geliştirmekle ilgilidir. Bu yüzden bu da ne demek? Bir de Venüs Akrep, Akrep Burcu strateji demektir. Yani öyle bodos yaptım olduğuyla olmaz. Düşüneceğiz. Yani ben bir iş yapıyorum. Diyelim ki bir ürün ortaya koyuyorum. Bunu kim alacak? Kaça alacak? Nasıl alacak? İyi bir stratejiyle aşkınızı birleştirirseniz Daha harika bir ne sonuç olsun? çıkabilir. Tabii ki. Yani ve sevdiğiniz işi yapmanın mutluluğudur canım. İkigai'ni bulmuş olursun. Kesinlikle 11 Kasım'a kadar bize bu fırsatı Harika. sunuyor. Bu da cepte olsun. Tüm bakımlar ve konular için de Venüs Akrep bakımlar için en güzel zamanlar değil. O yüzden önerim 7-22 Eylül arası geniş de bir süremiz var. Tüm estetik, kozmetik, bakım gibi şeyleri o aralığı alıp hani 23 Eylül'den sonra hiçbir şey yapmayın demiyorum ama önemli konularınızı varsa imaj değişimidir, estetiktir oraya koyarsak daha iyi olur. 7-22 arası bakımı yapın. 23'ünde de aşka Aynen. bodoslamadım. Akrep Burcu'nun sembolizasyonlarından biri dokunmaktan. Yani dokunarak hisseder. Hani kimi koklar, Dokunmatiktir, evet. dokunmatiktir. Ve evet burada Akrep Burcu libido ile de alakalı bir burç. Bu yüzden de evet libido artışları, duygu ve tutku artışlarını kesinlikle göreceğiz. Zaten bizi o açıdan çeken insanlara daha çok gidebiliriz bu dönem. Yani misal kişinin belki işi gücü, sosyoekonomisi size hiç uymuyordur ama bir gözleri vardır. Hani ah o gözler deyip kişi Venüs Akrep diyarlarına gidebilir. Çünkü niye? Venüs Oğlak döneminde gözünü falan takmayız. Yani sen borcunu ver dediğimiz dönemlerdir. Gel yarın koca olarak işe Aynen, başla. kesinlikle. Bu dönemler biraz daha böyle seçimlerimizin daha dürtüsel olduğu bir evre. Tabii bu yüzden de şu da önemli. Hani tamam kaşı gözü her şeyi çok güzel geldi ama sonra altı fos çıkabilir onlara da Tabii dikkat etmek. dikkat etmek Ama lazım. en olumlu bulduğum yanı da şu. Akrep Burcu sadece libido değildir. Akrep Burcu hani aşkta erimek diye bir kavram var ya Bir hani bir olmak. olmak onu da temsil ediyor. Çok güzel. Belki mesela bu dönem ya da halihazırda bir ilişkiniz var ama artık o biri olmayı da Çok deneyimleyebilirsiniz. güzel. Yani artık dersiniz ki ben hani sevdiceğimle bütün oldum. Her anlamda artık bütün hissediyorum. Bu devam eden ilişkiler için de yeni bir evre, yeni bir derinlik ifade edebilir mi? Zaten ilişkide bir büyü vardır, güzel gidiyordur ama bu Venüs Akrep döneminde aynen öyle bir an gelir ki işte Ha, bütün harika. olunur, aile olunur. Ya da ama tam tersi gölge tarafı zaten ilişki sallanıyordur ama idare ediliyordur. Ama kişi artık mesela kıskançlığını, saplantısını, takıntısını tutamaz, tutamaz karşı tarafta yeter be der, gider. Yani astrolojideki en önemli konu bu zaten. Aslında hep iki tarafı var. Tabii. Gölge yönü var, aydınlık yönü var. Hani biz beşer olarak da o gölge yerine aydınlığı seçmeyi aslında amacımız o. Hani diyorum ya Aralık işte çok sert Evet, olacak dedim. evet. Aralık belki senin hayatının en nihai Güzel olacak. olacak. Çünkü Doğru. haritanda öyle bir yerlere gelecek ki o Tabii. kaosun içinden sen inanılmaz bir güzellikle çıkacaksın. Doğru. Ya da işte mesela çok okuyorum o tarz ürünleri ve normal buluyorum. İşte aşk dediniz ben çok mutsuzum. Çok normal. Çünkü
Haritan belki de Tabii. çok Orada sıkıntı çalışmıyor. Tabii. çalışmıyor. Biz Amerika'ya giderken ben Merkür Retro'yu biliyordum. Eşime dedim ki aman her şeyi bir double check yapalım. Otel rezervasyonudur, uçaktır, şudur, budur. Biz önlemimizi aldık, okey. Ama uçak rötaryede. Buna yapabileceğim bir şey Yok. yok. Hani bu beni aşıyor. Yani Merkür Retro diye hayatı da durduramayacağımıza Kesinlikle. göre hani biz kendi önlemimizi, tedbirimizi alacağız. Sonra biraz da teslim olacağız herhalde, değil Kesinlikle. mi? Ki balık burcundaki tutulma ve balığın asıl sembolizasyonu teslimiyet demek zaten. Hmm, Yani teslim bu tam önümüzdeki. olarak tüm bu ay yaşayacağımız şey de o teslimiyet en son halka zaten. Yani evet yapacağımızı Başak tarafıyla gökyüzü Başak dolu Yapalım. yapacağız. Ama sonrası o dediğin rötarlı uçak gibi tutulmanın etkisi oluyor artık. Yani makronun etkisi oluyor. Biz de ona tamam yapacağımı yaptım mı ama en azından deyip Evet. soğuk suyumuzu içiyoruz mesela. Biz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Kalanını da kadere, Allah'a Aynen. bırakalım. Zaten olması gerektiği şekliyle oluyor her şey. Çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum ederim. Merveciğim. Harika bir sohbet oldu. Ağzına ve ayağına sağlık. Teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Çünkü bir ay için dolu dolu tarihler, uyarılar verdi sevgili Merve. Şöyle noktalayalım. Galiba bu Venüs Akrep'le beraber sonbaharda aşk başkadır diyeceğiz. Ne dersin? Diyeceğiz kesinlikle. Herkesin sonbaharı böyle aşk ve tutku dolu geçsin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.